Evet, herkese merhabalar. Uncharted'ın 9. bölümünde. Ey hak ettiğini kanıtlayanlar bölümünde. Dönüyoruz. Sanırım bunlar beceremeyenler. Beceremeyenler derken. Ya da Thomas Tew bizi korkutmaya çalışıyor. Bu oyunun ana menüsündeki iskelet değil mi? Hazine avcılarıyız. Neyse ki. Yani bildiğin baya baya bir korsan hazinesinin peşindeyiz. Hikayemiz bir güzel saklar. Patlatıyorlar mı? Ne yapıyorlar yukarıdan? Niye her taraf dökülüyor, sürekli bir sarsılıyor, bir şeyler oluyor? Ha, bu arkası buraya çıkıyor değil mi bunun? What? Ha, ben de şunun arkasına geçtim sanıyorum ha. Ben böyle hani, ne bileyim, onun arkası boş gibi duruyordu, tamam mı? Dedim arkasına geçeyim bakalım, bir şeyler vardı falan. Diğerleri kadar güvenli gibi. Tabii tabii. Hala ayakta işte. Eminim. Yap. Yani hani. Sen, ben bir geçeyim. Ben bir geçeyim, ondan sonra sen ne bok yiyorsan ye. Hadi gel bakayım, sen de yıkılacak mı en azından. Yürü lan. Yürü. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hangi kanuna? Hayır, uygun. Korsan kanununa. Ha yani hani. Fena değildi. Yo, çok kötüydü. Ne, hiç de komik değildi Sam, yani üzgünüm. Hani Nathan Drake ben olarak söylemem gerekiyor ki, yok yani, çok kötü bir espriydi. Korsan kanununa. Korsanların karnınları mı var sanki falan, hani bilmem, vardır belki. Tamam, tamam. Hoppa. Yes, nice, nice. Be, bir zahmet Drake'cim. 3 oyunda, 4. oyundayız artık yani. Ha, bana da gelmedi. Evri hazineyi saklamak istiyorsa neden başka bir korsanı çağırsın? Belki onu tayfası gibi görmüştür ha. Belki ona da Aziz Dismas açı yollamıştır. Evet. Belki Tew hazineyi çalmıştır. Lütfen öyle deme. İşin daha yakında öğreneceğiz nasıl olsa. Korsandır Tew vesaire falan filan kısmına daha henüz hakim değilim kendim. Tam olarak Aziz Dismas'tan korsan bilmem kim, Zartut falan, birazcık kafam karıştı açıkçası. Yani tam dikkat edemedim galiba hikayeye o noktada. İlerledikçe ya dikkat etsem ne olacak sanki ya. Şimdi o kısmı en önemli kısmı, açık ve net söyleyelim. Uncharted'ın anlattığı hikayelerdeki bu bir bulmaca galiba. Uncharted'ın anlattığı hikayelerdeki efsaneler genel olarak böyle çok yani hani böyle süper müper falan olmuyorlar yani. Genel olarak hani şey daha önemli şu an. Nathan'ın başına neler geldiği daha önemli yani benim için hani. Evet, nedir bu abicim? Evet, 3 tane haç var. Aynı o mağarayı gösteren haçlar gibi 3 tane şey var. Bakalım şöyle bir. Ha, buradan ışık vuruyor. Işığı falan kullanacak mıyız acaba? Durun bakalım hele bir bulmaca. Burada bir kol var. Kol daha buldum. Ve elini sokan kişi ölmüş bu sefer. Bu sefer ölmüş. Yani. Karmaşık bir test gibi mi? Bir deneme. Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Öyleyse biz başaralım. Evet, hadi bakalım. Nedir bu? Bu bir kova. Bu bir kova. Evet. Tamam. Kovayı bir şeyle mi doldurmam gerekiyor? Kovayı suyla dolduracağım herhalde. Nasıl doldurabilirim suyla? Heh. Tamam. Sana vereceğim onu. Al bakalım. Dökme. Şu büyük çarp gibi şeye koyacağım. Koy bakalım. Ne yapacak? Önce bir mantığını çözelim de. Onu koydun. Evet, şimdi oldu. Bu çarplar ne işe yarıyor? Yani ışığı tam... Burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Tamam. Peki, bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Bir saniye, ne dedin? Hey Sam, Dismas İsa'nın solunda mıydı? Şey, ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından mı? Önden, solunda. Öyleyse evet, soldaydı. Sağdaki Gestas, ortadaki İsa. Yani büyük haç İsa, değil mi? O zaman şöyle. Bir saniye. Ha. Bu
Bir saniye, kafam karıştı. Şimdi bu ne? Şu hangisini çekiyor? Bu alttakini çekiyor. Shit, onu döndürdüğü zaman ona gidiyor, o da gidiyor. Ya bunun burada durması lazım. Bunu döndürünce ama o da döndürecek, değil mi? Şunun yerini nasıl değiştirebilirim en yukarıdakinin? Bu burada durmalı. Bunu böyle alsam. Bu ortadaki mi? Nasıl bir mekanik la bu? Bunu böyle alsam, bunu şuraya alsam mesela. Yani şu an şey doğru, üst ve sol doğru ama bir dakika, en yukarıda ne duracak? En yukarıda hangisinin durması lazım? En yukarıda kova mı duracak o zaman? Kovayı üste alsam. Hey, baksana. Kovayı üste koyunca bir şey hareket ediyor. Mekanizmadan üstüne giden bir kanal var. Tamam. Kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Onu bir şekilde şeyden ayırmam lazım benim ama. Yani bunu İsa'nın şeyinden ayırmam lazım. İsa'nınkinden. Yani bunu şöyle aldık. Gel böyle. Böyle duracak burada. Tamam. Onu orada kalsın. Şeyin yeri doğru. Siyah açın yeri doğru ama İsa'nın yeri yanlış. Bu burada kalsa. Şunu şöyle alsak. Fuck, yanlış oldu. Yanlış oldu, bir saniye. O değil. Şu. İsa'yı böyle aldık. Tamam. İsa'yı oradan alıp götürmem lazım. İsa'yı nasıl götüreceğim oradan? Bunu alacağım buraya. Buraya koyacağım. Bunu böyle yapacağım. Fuck. Çok karışıyor ya. Şu an mesela şey yeri doğru. Sayı böyle koymam lazım. Hepsinin yerini en baştan oynamam lazım ya. Yukarıdakine dokunmadan bir şey yapamam yani. Yani çok karıştırdım çok. Olmadı burada birazcık ileri sararız. Yapacak bir şey yok yani. Bayağı bir uzun sürecek çünkü. Böyle mi? Tamam, şimdi oldu. Oldu değil mi? Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Ben çekerim. Hayır. Seni bundan mahrum etmek. Ben yani doğru çözümün olması lazım mantıken. Tabii ki başardım. Tabii ki başardım. Hay. Tabii ki başardım. Çözümün ne olduğunu biliyordum ama yani nereye gitmesi birazcık uzun sürüyordu.
Sadece mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamam. Hani mantığını çözmem birazcık sürdü. Birkaç dakika sürdü ama. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Zekayı. O doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. Yani zekayı test ediyor. Neyi test edecek? O kadar zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Yani kesinlikle bu değildir. Bu bölümün bulmacayla dolu olmasını aslında bekliyorum açıkçası. Yani bolca bulmacayla. Nereye? Buraya mı? Bakıyorum bayağı bir şeyler var yani. Bolluk, kaya, taş. Karanlıkta oyunun grafikleri daha güzel gözüküyor ayrıca kesinlikle. Orada tutunabileceğim bir şey var. Peki buralarda bir şeyler var mı? Bir hazine falan. Yok mu hiçbir şey? Hazine bulamıyorum oyunda. Aramadığım için de. Aramadığımdandır. Fuck. Shit. Ha, peki tamam. Beklediğim gibi olmadı ama okey. Ne diyebilirim ki? Şimdi şu yukarıdakini aşağı itmemiz lazım. O belli. Aşağı onu nasıl itebiliriz diye sadece kendimizi bir sorgulamamız lazım. Galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. Gel seni kaldırayım yine gel. Geliyorum. Buyur Haşmet Muhapları buyur. Haşmet Muhapları nasıl yazıyor lan bu arada? Google'da bir ara aratmıştım bulamamıştım. Haşmet Muhapları. Yani daha doğrusu kullanılabilen bir şey mi? He ben zaten yukarıdayım diyorsun. Onu tepeme indirse beni öldürür mü dersiniz? İzin vermedi ki. Hangi duvardaki çıktıları şimdi? Şuna. Orada parlayan bir şey var. Bir saniye orada parlayan bir şey var. Bak dur sakin ol. Ha, onu nasıl alırız oradan? Ya buradan tırmanıp oraya çıkıyor mu? Yoldaşını bul. Yoldaşım orada değil o kesin. Yani yoldaşımın ha oradaymış okey. Orada olmadığına eminim çünkü yol, sevgili yoldaşımın. Geliyorum ama önce sola doğru gitmem lazım. Yani bir şekilde o hazineyi orada gördüm bırakmak istemiyorum da nasıl bırakmayacağım onu da bilmiyorum. Beni uzaklaştırıyorsun giderek. Beni hazineden uzaklaştırıyorsun hayır. He vallahi ya oyun fazla zor. Hiç zor değil. Yıkılmamış olsa daha kolaydır. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Muhtemelen yani 1659-1690 vesaire zarzuz bir şeyler söylüyordunuz ki hangisi daha önce hangisi daha sonra da bilmiyorum. Korsanlar morsanlar diyorsunuz. Şuraya atlar mı? Şuraya tutunur mu dersiniz? Evet tamam. Nasıl geçeceğim o tarafa ya? Atlar mı şuraya? Bak atlamıyor. Oraya çıkmanın ve oradan şey yapmanın hani eğilmenin başka bir yolu bulmam lazım. Oraya tutunmanın daha doğrusu. Bakacağız. Tamam geliyorum ya Allah Allah. Bir dakika burada bir yol var. O ne? Fareler vardı. Fareler. Nerede? Ha orada. Aynı zamanda alan var. Yeraltı mezarlığı. Katedrinin altındayız. Mesela Dark Souls olsaydı şu an altıma sıçmıştım. Kesin bu iskeletler canlanacaktı veya fareler, dev fareler gelecekti. Ve kapalı bir alan. Ne yapacağız şimdi? Sam, ne diyorsun? Ha buradan. Peki. Tamam. Ops. Aman dikkat. Ya bildiğin hazineyi bıraktım geldim vallahi üzgünüm yap. Çek. Nathan. Lanet olsun Nathan. Ben de beklemiyordum bunu. Yani yuvarlığa bastım orada ne bileyim ben oradan öyle. Ya bir an direkt olarak kendini boşluğa bırakıp öldüreceğini düşünmemiştim açıkçası. Ne bileyim ben şuradan atlamıyordu. Bak semigen aşılandı gördünüz mü? Ne oluyor lan? Ne gördün orada? Söyle bakalım ne gördün? Hey, dur. Ne? Dinle. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? Ne diyeyim? Hiç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinci siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Rafe, el yazmalarında ne durumdayız?
Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Neyi? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Nadine'in saçları çok güzel lan. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o için müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Nadine Rafe'den daha manyak çıktı beyler. Neden? Hikayedeki en psikopatın şey Rafe olması lazım. Nadine değil. Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Rafe, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Hadi bir öfke krizi geçirin. Rrrr falan. Yani evet, hani bir şey yapacağımı biliyordum ama rrrr sesini de duymak istemiştim. Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. Hey. Sence de haklı değil miydi? Kim? Ne konuda? Rafe'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantaj onda olmadığı sürece bana ne? Fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Hacı, yan odada falan olması geçemiyorum. Lazım. Burada bir tek biz varız. Geçemiyorum. Ne tarafa gitmem lazım? Ha, lan oğlum biraz önce niye yapmadın onu? Bazen diyorum ki ya ben bu oyunları hiçbir şekilde bilmeden, anlamadan öyle rastgele ya balagöte falan mı bitiriyorum acaba ya hani? Yani bazen yapmak istediğim şeyi o kadar beceremiyorum ki ve o kadar uzun süre takılıyorum, sonra karakter o kadar normal bir şeymiş gibi yapıyor ki çünkü. Lan diyorum hani bende mi bokluk var arkadaş? Hmm, burada geçiş var. Peki bu tarafta ne var? Bu tarafta bir kapı gördüm ben çünkü. Hazine tabii ki. Tabii ki hazine. En azından bir tane buldum. O neymiş? Kalaylı kutu. Evet, bayağı kalaylı bir kutuymuş. Kalay nasıl bir maddedir bu arada? Bana hatırlıyorum ilkokul, ilkokul lan lise tarih dersindeyken işte ne bakırla kalayı birleştirerek şu maddeyi elde ettiler falan filan diye böyle bir şey sormuşlardı. Bakırla hangi madde diye sormuşlardı sınavda ve ben kalayı hatırlayamamıştım ne olduğunu. Bayağı bir düşmüştüm ama hatırlayamamıştım ve o yüzden de sınavdan ciddi bir not kaybı yaşadığımı ve moralim bozulduğunu hatırlıyorum yani saçma şey yüzünden. Evet. Şimdi seni birbirimiz mi kaldıracağız gene? Atlamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Şurada bir şey var. Bir, onu indirmemiz gerekiyor. Trambolinin mi var? Evet, bahçede var. Yok mu? Genelde Amerikanların bahçesinde olurdu halbuki. Niye yok Nate? Ayıp ediyorsun yani. Dur dur sakin ol. Birazcık aşağı in. Onunla. Sonra bu tarafa. Sonra bu tarafa. Tam böyle bizim ipi geçirmemiz için özel bir boşluk ayarlamış adamlar yani. Adamlara minnettar olmamız lazım. Hazırlan. Ama çarpma şu duvara. Ve zıpla. Güzel. 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 Hoppala.
Nice. Ve senin için ittirebilecek bir şey buldum. Tekerlekleri olan üstelik de. Yani bunu buraya kim niye bırakmıştır bilmiyorum ama en iyisi sorgulamamak, üzümüye bağını sorma. Sen ama kafana dikkat et. Ne şanstır ki tekerleklerin üzerine düştü tekrardan. Tekrardan kimsenin onu tutup çevirmesine falan gerek olmadı. Hahay. Ne kadar şanslıyız bazen, öyle değil mi? Neil Druckmann şu bulmaca türünü ne kadar çok seviyor. Yani bu bulmaca bile değil. Bildiğin sadece bir şeyleri ittirip onun üzerine çıkmaktan ibaret yani. Ve evet, yani kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Bunu kaçıncı kez yaptık oyuna başladığımızdan beri abi? Yani ben ufaktan böyle bir lan yeter oğlum falan demeye başladım. Bu arada hazine de burada bir yerdeydi. Şuradan aşağı iniliyordum buraya. Hazinenin burada bir... Aynen. Aha da burada. Vallahi güzel oldu. Oh, içimde kaldıydı ya. Vallahi içime oturduydu yani, alamayacağım diye. Yey, aldım. Neymiş? Yakından incelemek için. Bir hazine buldum. Ölümü hatırla. Kafatası saati. Ölümü hatırla. İnsan ölüm süresini söyleyen bir kafatası saati güzel olur. Evet. Öyle bir film var bu arada piyasada. İzleyen var mı şu şeyi? New Testament mıydı? Neydi o yeni şeyin ismi, filmin ismi? Tanrı'nın kızı şey yapıyor. Bütün insanların ölüm saatlerini, ne zaman öleceklerini saniyesi saniyesine böyle internete sızdırıyor falan. İlginç bir filme benziyordu. Bu mu karmaşıktı? Oğlum biz neleri çözdük la seninle? 400 milyon doları saklamak için masraftan kaçmamışlar. Köprü bitmiş. Geçmenin başka bir yolu olmalı. Her zaman olduğu gibi bir yol vardır. Başka bir yol. Ayhan da zaten yol bulduk bile. Hadi bakalım. Gel lan. Çekemiyorum ben bunu. Gel. Gitmiyor. Ha, gitmiyor. Ben mi çıkacağım onu? Bizim ağırlığımızı kaldırabilecek kadar sağlam bir şey mi o yani? Tekerlekleri falan filan yok mu? İlk kez ilginç bir şekilde. Kafadan ağır olmaman güzel. Yani hani aynen öyle. Ne kadar da uygun hani. Başardım. Lan ne? Halatlarımızı buna takabiliriz. Bir şey yarar. Bayağı da rahat ittirilebilen bir şey ama. Her ne kadar benden ağır değil. Ne alakaysa bak. Benden ağır değil ama çok rahatlıkla ittirebiliyorum. Doğrusu bu birazcık şüphe uyandırıyor. Bilmiyorum yani. Mesela şimdi el freni çekilmemiş bir arabaya beni bağlasalar. Ben arabaya bir halat atsam ve çekmeye çalışsam kendimi. Yani kendimi yukarı çekmeye çalışsam ki bütün de, yani şu anki kilometre tam mümkün değil öyle bir şey de. Düşünün yani 120 kilo falan olsam kendimi hani halata tutup böyle bir aynı şekilde yokuştan aşağı böyle çekiyorum. Kendimi yukarı doğru çekmeye çalışıyorum. Araba tekerleklerinden dolayı çok büyük ihtimalle gelir ve ikimiz de birlikte aşağı düşeriz diye düşünüyorum. Her ne kadar araba 1000 ton, 1 ton ağırlığında ya da daha fazla ağırlığında olsa bilmiyorum arabanın ne kadar ağırlığı olduğunu da. Yani şu anda saçma sapan bir fizik anlatmaya çalıştım. Sanki fizikte çok uzmanmışım gibi, niye saçmaladıysam onu da bilmiyorum. Siktir edin kılacağız. Ben ne yapıyorum hacı? Ne yapıyorum ben şu anda? Sam ne yapıyorsun Sam? Aa orada şey var lan. La çekil lan. La oğlum. Çekilin lan. La, hayda. He? Hazineyi kaçırıyorum sizin yüzünüzden ya. Neymiş o? Demir uçlu İskoç asası. Güzel. Sanıyorum. Bilmiyorum ne işe. Buradan sanki ip geçirmeye çok uygun gibi duruyor değil mi? Na 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 na. Sallan Drake. Sallan ve koş. Çünkü o kutu kralların kutusu. Çünkü o kutu çok ağır. Köprüye ne gerek var? Değil mi? Sam kaldı orada zaten. Siklet köprüyü. Sam ışınlanacak mı dersiniz buraya? Ne yapacak? Bak. Işınlandı oğlum. Bildiğiniz ışınlandı lan. O kadar hızlı yapamaz yani o animasyonu. Hayır, buradan geçemem. Buradan geçerim. Ekstra bir yol bulacağız her zaman gibi. O sırada dışarıda birileri damacana düşürdü ya da bir şeyler. I don't know. Burası komple yıkılıyor olmasaydı yine kapana kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak.
Gördüm canım, ben senden önce geldim. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha şey, o zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğim? Valla testten bir hayli olduk zaten. Nedir bu? Bu da ne? Nisan 701. Herkes bilsin ki ben Dauntless'ın kaptanı Thomas Howard Ahman tekiyim. Hepsi bir haçla başladı. Eski yoldaşımdan muğlak bir cennet vadiyle gelen şifreli bir mesaj. Şüpheciydim ama kalan günlerimi evde ihtimallerle meşgul etmeden üçüncü kaldıramayacağım o kadar ağırdı. Ve korsan kralından gelen mektupta geri çeviremezsiniz. Madagaskar açıklarından mahsur kalıp kurtuldum. Doğru insanı Pembroke'un sağlarından kurtuldum ama bundan kurtulamayacağım. Ayağım kırıldı ve tayfam o lanet mağaralara giremeyecek kadar korkak olanın yardım çağrılarını duyamıyor. Eylemlerim beni buraya evimden uzağa kadar uzağa gidiyor. Böylesine onursuz bir ölüme taşıyacağını kim tahmin edebilir ki? Umarım bizzat Tanrı tarafından lanetlenirsin Henry Avery. Ve umarım hayaletim senin önün düşene kadar izler. Bir saniye. Dauntless'ın kaptanı Thomas Howard. Yani Henry Avery'den bir mektup geliyor bu Thomas Howard'a. Ve kendisi buraya gelip hani bu hazineyi aramak için buraya geliyor. Ondan sonra da bir daha buradan çıkamıyor. Burada da saçma bir şekilde bacağı kırık bir şekilde ölerek boktan bir şekilde ölüyor yani. Koskoca Thomas Howard diyeceğim de kim olduğunu bilmiyorum yani. Bir araştırayım internette kimin nesiymiş Thomas Howard. Gerçekten öyle bir şey var mıymış? Tarihsel kişilik var mıymış yani? Bence ve varsa... Şu an neden basiti görmedim görürüm ama. Yani hani... Ve Nathan madem okuyor, yani eğer tarihsel bir kişilikse Nathan neden Thomas Howard'ın cesedini bulduğu için mutlu olmadı veya bilmiyorum. Tahterevalle gibi şey bu herhalde. Sam gelsene buraya. Atla. Güzel. Ver ağırlığını. Ben de vereyim. Oo, olmadı. Tamam. Ha ya yani yukarı atlama, direkt şunu atla diyorsun sen bana. Peki sen ne bok yiyecek? Pekala. Şimdi yani ben de onu diyorum işte. Şimdi sana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. İyi. İyi. Ben burada bekliyorum. Hoppa. Makinelere bir bak. Vallahi en ufak bir şekilde stres hissetmemeleri beni mutlu ediyor ya hani. Bana ne olacak harbiden yani, eğer bir şey bulamazsak sonsuza kadar orada takılıp kalacaksın mesela sen. Bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya git. Hadi git dur sürekli. Koş öbür tarafa, koş 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 koş. Koşmadı da. Tamam, ittirip koyayım bari üzerine o zaman. Tamam, tahterevalli için bir şey buldum. Yalnız dikkat et uçurmasın seni. Ağır yani bu, hani benim ağırlığımı taşıyacak kadar ağır. Benden daha ağır. Dikkat et. Ha evet evet. Geliyor, dikkat et, hazır ol. Direk yukarı attı pezevengi ya. Hey, iyi uçtun. Yıkılma pezevenk, yıkılma. Yıkılma. No. Tabii ki sen yakalayacaksın onu. Yalnız bu oyundaki aksiyon sekansları ne kadar az diğer oyunlara göre yani hani. Özellikle 3 ve ya 2 ve 3'e göre yani hani. Umarım artık sonuna gelmişiz. 2 ve 3'te neredeyse şu ana kadar bir sürü aksiyon sekansı oluyordu. La etraf uçuyordu, kaçıyordu, havalı, her şey havaya uçuyordu. Michael Bay filmi gibiydi. Bu bayağı sakin gidiyor yani. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Herkes giremesin diye. Evet, hadi kolunu sok ve öl Nathan. Hiç alışamadım. Alışılacak bir şey değil zaten. Yani çok rahat sevdi. Ben kolunu soktuğun anda oradan bir böcek çıkacak falan diye tırsıyorum açıkçası. Beni korkutan şey onlar daha çok. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur mi? Dur sakın dokunma. Ne? Ne? Terazi abi. Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözlülük. Evet. Ya da tam tersi. Tamam, öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala, sadece bir tane. Aç gözlülük, aldım.
Bir tane. Lütfen tuzak olmasın. Bir harita. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Avery. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Madagaskar'da. Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Meydanda ayağına. Kavga var. Kavga var. Beyler, çok rövanş yapabilir miyiz? Atın silahları. Yavaşça. Rövanş yapabilir miyiz? Senden dayağı yediğim dayağı hala size unutamıyorum. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral Koyu. Evet ama Kral Koyu'nda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, işi Rafe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavroz'u getirin. Oh fuck, onu kaldırma. Değil, tamam mı? Ne? Hayır, yani İstavroz üstünde şey olan haça denir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. Silahım yok değil mi? Silah bekliyorum ya. Fuck! Yardım et! Aksiyon sekansı. Aksiyon sekansı. En azından aksiyon sekansı. Çık oradan, seni boyuyorum. Çıkıyorum hacı, sıkıntı yok. Duruyor. Hacı oraya mı? Okey, tamam. Tamam. İşte fırsat. Hadi, okay, hadi, hadi. Korkuna gitti değil mi? Sallama. İndirdim onu. Çıktı, söndü ama. Sonu, yani sonu kötü oldu yani. Buradan mı? Ne taraftan? Pardon. Ooh. Nice. Çıkmak için tırmanmalıyız. Nereden atış ediyorlar lan? Şu an görmüyorum ben kimseyi orada. Fuck. Şerar. Shit. Fuck, 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 fuck. Başardım. Hayatta kaldım. Geber. Arı kovanına çomak soktuk resmen. Evet. Çomak soktuk. Ama en azından şeyimi, eğimimi geri kazanmışım. Tekrardan vurabilmeye başladım ve hayır, eğmesi açmadım inanın. Eğmesi açınca böyle olmuyor zaten. Baktım nasıl bir şey olduğuna, baya berbat yani.
Ya headshot atamıyorsun aim esnasında, öyle söyleyeyim. Adamın direkt göğsüne kilitleniyor ve hareket etmene izin vermiyor bu. Da sürekli olarak yani şu gri tonda oynamak istemiyorum onu. Hani kırmızı olsun okey de yani grilik gıcık ediyor ya. Acıttı. Acıttı. Pompalı. Hazine var mı? Hazine var mı? Hazine yok. Okey, tamam. Evet, aç gözlü bir adamım. Şu an her şey yıkılırken bile hazine düşünüyorum. Lanet olsun bana, değil mi? Hacı ne arı attın bombayı? Sen bugünüm. Canın yanabilir. Helal be sen. Aferin sana. Headshot motherfucker. Geber lan, geber. Kaçma. Kapışıyoruz acı, çok sıkıntı yok ya, hallederiz. Çıkacağız şimdi. Nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz, o yüzden sıkıntı yok. Klasik ilk kapışma bu. Sonra bunun devamı da gelecek. Yani sürekli olarak her mekanda sürekli karşılaşıp yerleri değiş top çevirip devam edeceğiz. Klasik. Pompalı parlamayı öldüremiyoruz, dibimize kadar sokulacak. Keşke AK-47'yi alsaydım. Fuck. Bu iyiye gitmiyor. Birazcık dinleneyim. Shit. Ya şu herif ölmedi ya. Şu herif bir ölmedi. Çıldırttı beni ya. Şu heh, sonunda öldü orospu çocuğu. Ulan çıksan oğlum. Ona tutunmuyor musun? Yok, işe yaramıyor. Mermi bitecek. Bitti valla. Geliyorum lan o silah. Ha siktir. Silahı ben kullanabiliyor muyum? Yes. Motherfucker. Piece of shit. Die. Öldüler mi? Var mı? Yok başka kimse değil mi? Okeydir. Pompalı yakında dursun, lazım oluyor. Uzak mesafeler için tabanca. Para adlı tabanca daha başarılı. Her oyunda bunu gördüğümde bir garip oluyorum. Para. Siktir sen nişancı. Nerede? Siktir al çabuk. Bu mu lan nişancı? Öldü. Sıkıntı yok. Hallettik. Hoppa. Tüfeğini alabiliyor muyum ben onu nişancının? Alayım ben onu. Zaten almamı istiyor. Oyun benden muhtemelen. Hoppa. Başka? Var mı başka? Başka görmüyorum. Var mı başka nişancı? Hoppa. Hoppa.
Oha oha oha. Lan. Geber lan. Headshot. Piece of shit. O ne? Tamam, azim vermişsin. Oha 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 oha, dibime kadar nasıl indi o bomba? Ne zaman, neredeydi o zamana kadar o bomba? Çıkar la kafayı. Aferin sana, ama bir şerefsiz daha bıraktın ortada. O ne olacak? Onu da ben akladım. Var mı başka şerefsiz peki? Paralı şerefsizler var. Başka. Hiç kimse yok. Biz buradan gelmiş miydik? Buradan mı gelmiştik gereken? Durmayayım. Peki bak, durma diyorsun, ondan sonra adam çıkıyor. Duruyor özel seferinde. Hayır mı? Bazen. Evet. Evet kesinlikle. Neden bahsediyorsunuz duyamadım beyler ama. Ha, bu farklı bir silah. Yok, ben mutluyum sniper'la. Tek atıyor, her şey güzel. Bak böyle. El kol dinlemiyor, çatır çatır çakıyor yani, çok güzel. Ne demiş miydin? Ben bir bok göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam etsen. Suyu da... Evet, sen hiç takma zaten. Fişek tabanca. Nedir ki fişek tabanca? İki atışlı ama sağlam vuruyor herhalde. Umalım ki tekte alıyor olsun. Okey. Fena değil. Güzel. Nasıl ya? Bana boş ver onları, sen devam et dedi o. Yani bunu daha önce de duydum ben, çünkü her seferinde kötü sonuçlandı da o yüzden soruyorum. Koşalım mı acı? Nerede o? Shit. Defol git lan. Umarım işe yaramıştır. Öldürdü değil mi? Güzel öldürmüş. Çıkar la kafayı. Çıkarmazsan vururum bak. Böyle. Çocuklar, uçağı ateş ediyorlar. Hızlı olun yoksa suyu bozulacak. Geliyoruz. Yani uçaklar da evet, çok dayanıklı. Yani özellikle senin uçağın sarıcım pek ateş etmeye, yani herhangi bir ağır silahlı saldırıya karşı dayanıklı bir uçak gibi durmuyordu gerçekten de. Shit, ıskaladığıma inanamıyorum. Ve şimdi bu silahla bunu buradan böyle uzak mesafeden hiç mantıklı değil. Okey. Ve şu an mermim sıfır. Sonra da fark ettim. Tamam hadi. Hazır ol. Ben hazırım, sen hazır ol. Yaa. Vuruyorlar Salih, vur. Sam, neredesin? Arkana mısın? Tamam. Al şunu. Ucuz atlattık, öyle değil mi? Valla hiç mutlu değil yani. Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet, biz de ilk kez olmuyor yani. Hani ilk kez olmuyor sadece. Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Ne Madagaskar? Hazine yok ya. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak, zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Yani sence bunun geri kalanı Madagaskar'da? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet, muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine müettemat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı.
Ah, yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık göz bandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamı. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Avery o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Avery'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Guns Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Vay anam vay. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Tek bir sikke. Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Kovu yakınlarında büyük bir volkan da. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Ve asıl hikaye şimdi başlar. Ve tabii ki Sony telefon. Alo? Ne haber Nate? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Dinamo son sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Üf, çok yalan söylüyorsun. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum, belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah, 10 gün mü? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma. Yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme. Kendine dikkat et. Dikkat ederim. Her zamanki gibi. Bak benim çok rahatsız edici ya. Sen beni çağırıyor. Tamam. İnanmadım. Ben de seni. İnanmadı. 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 Kayıt be. Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Ben mi sürüyorum? Süreceğim ama tabii ki. Bir sonraki bölümde araç sürüyoruz. Bir sonraki bölümde safarideyiz. Bir sonraki bölümde araçla aksiyon yaşarız diye umut ediyorum. Çünkü hala bana birazcık şey geliyor oyun. Durağan geliyor. Birazcık daha hızlanması lazım diye düşünüyorum ama oyunun herhalde yarısında falanız yani. 10. bölümdeyiz. Oyunun 20 bölüm olduğunu duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani eğer Uncharted 1-2 gibiyse 22-23 bölüm sürecek olsa gerek. 2 gibiyse 26 bölüm falandı ikinci oyun. Bakacağız ne kadar süreceğine ama şimdilik 10. bölümdeyiz. Seriyi yarılamışız diye düşünebiliriz. Yani 9 bitti. 10'a geçiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şeyi söylemem lazım. Gerek var mı hala 3000 like'a yeni videoyu hemen koyacağımı? Her neyse hadi bay bay.